Merhaba arkadaşlar. Hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu çalışmamızda satrançta kalelerin etkin kullanımı konusu üzerine bir çalışma yapacağız. Kalelerin oyuna girişi nasıl oluyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları örnek konular üzerinde inceleyeceğiz. Hemen ilk örnek üzerinde kalelerin oyuna nasıl giriş yaptığını birlikte inceleyelim. Tatlıdaki örnekte dikkat ettiğiniz gibi şahlar yer almıyor. Şahsız oyun mu olur? Olmaz tabii ki. Ama biz bu örnek üzerinde sadece kalelerin oyuna nasıl katılım gösterdiğini, nasıl etkin bir şekilde giriş yaptığını inceleyeceğiz. Bu yüzden şahları çıkarttım, özel bir konum dizdim sizler için. Peki neden sadece piyonlar var? Çünkü piyonlarla kalelerin yakın bir ilişkisi var. Nasıl? Birlikte inceleyelim. Şimdi. Kaleler, kaleler yolları üzerinde, yani kontrol edecekleri dikey yönler üzerinde piyon duvarlarının olmasını istemez. Evet, satrançta biz piyonları duvar olarak nitelendirebiliriz. Duvar olarak görebiliriz. Çünkü öyle bir etkisi, öyle bir işlevi vardır satranç oyununda. Piyon duvarları ilerledikçe bize alan kazandırır. Piyon duvarlarını geride tuttuğumuzda da alanımız daralır. Kaleler içinde piyon duvarları şu nedenle önemlidir. Kale yolu üzerinde kendi piyonu olduğunda etkisini gösteremez. Piyon duvarı istemez. Peki şimdi tatlıda gördüğümüz 8 dikeyi teker teker inceleyelim. Bazı dikeyler üzerinde birden fazla piyon var. 2 piyon var. Bazı dikeyler üzerinde sadece bir piyon var. Bir dikey üzerinde ise hiç piyon yok. Hangi dikey o dikey? Bakın D dikey'i. D dikey üzerinde hiç piyon duvarı yok. Bu yüzden D dikeyinin adı, özel adı açık dikey oluyor arkadaşlar. Evet, üzerinde hiç piyon bulunmayan dikey'e açık dikey denir ve şunu asla unutmayın. Kaleler açık dikeyleri severler. Kaleler açık dikeyleri severler. Bunu asla unutmayın. Bu yüzden iki tarafın kaleleri içinde D dikeyi ilk yerleşmek isteyecekleri dikey. Peki diğer dikeylere bakalım. Mesela hangi dikeye bakalım? C dikeyine bakalım. Çünkü C dikeyinin üzerinde sadece rakip piyon var. Ve bir piyon var. Biz bu dikeylere de yarı açık dikey diyoruz. Bakın yarı açık dikeyin tanımı da şudur dikey üzerinde sadece bir piyonun yarı almasıdır yarı açık dikey adına alması için ve bu yarı açık dikey hangi tarafın kalesi için daha etkili diye size sormak isterim sizce siyah kalemi bu dikey gelirse gücüne güç katar yoksa beyazların bir kalesi gelirse gücüne güç katar bence çoğunuz bildiniz Beyazların kalesi C dikeyine gelirse C dikeyine gelirse rakip piyona saldırı düzenleyebileceği için bu dikey, bu yarı açık dikey beyaz kaleler için fırsat bulabilecekleri bir dikeydir. Güçlenebilecekleri bir dikeydir. Fakat dikeyleri incelemeye devam edersek siyahlar için de güzel bir yarı açık dikey görürüz. O da bakın B dikeyi. B dikeyinde bu sefer de sadece beyazların bir piyonu var. Siyahların hiçbir piyonu yok. B dikeyi bir başka Yarı açık dikeydir ve bu yarı açık dikeyde hangi tarafın kaleleri için iyidir? Tabii ki siyahların için. Çünkü siyah kale B dikene geldiğinde rakibin piyonuna saldırıyor. Saldırıda olmak etkilidir. Çünkü rakip taşa, rakip topraklara, rakip bölgeye baskı kurmak demektir arkadaşlar. Evet, o zaman ne diyoruz biz? Kaleler mümkünse açık dikey varsa açık dikey'e yerleşmeyi isterler. Açık dikey yoksa yarı açık dikey'e yerleşerek rakibin piyonuna baskı yapmak, saldırmak isterler. Peki öğretmenim, dikey üzerinde birden fazla dikey varsa o dikeyin adı ne oluyor? E, tahmin etmişsinizdir. O dikeyin adı da kapalı dikey oluyor ki karşımızdaki örnekte A dikey'i kapalı dikeydir çünkü üzerinde İki piyon var. Birden fazla piyon var. Kapalı dikey. E dikeyi kapalı dikey. F dikeyi kapalı dikey. G dikeyi ve H dikeyi de üzerinde bire, birden fazla piyon olduğu için kapalı dikey. O halde şöyle diyeceğiz. Tatlıdaki örnekte siyah kaleler için açık dikeye gelmek iyi ya da yarı açık dikey olan B dikeyine gelmek iyi. Bu siyahlı kalelerin gelmek isteyeceği dikeyler. Beyaz kalelerde D dikeyine yine gelmeyi ister. Şöyle işaretleyelim. Veya burası. Ya da beyaz kaleler C dikeyine gelerek buradan da saldırı gerçekleştirmek ister. Onu da beyaz yapalım. Gördünüz mü? Ya açık dikeye geleceksiniz ya da yarı açık dikeye geleceksiniz. Peki başlangıç düzeyinde en çok yapılan hata ne? Bakalım. Karşınızda gördüğünüz oyun başlangıç konumunu bize anımsatıyor. Tabii ki atları, filleri ve veziri çıkarttı. Başlangıç düzeyinde birçok satrançla tanışan kişi kalelerin oyuna girişinin şöyle mümkün olduğunu sanıyor. Önce kalenin önündeki piyonu sürüp sonra da arkasından kaleyi bu şekilde oyuna girebileceğini düşünüyor ve bu amaçla da kenardaki piyonu ilerletiyor. İşte siyahlar da bu şekilde ilerletebilir. Fakat kaleler bu şekilde oyuna girmez. Çünkü kaleler uzun menzilli, uzaktan etki edebilen taşlar oldukları için dikeylere yerleşirler, önlerinde piyon duvarlarını görmek istemezler. Bu şekilde piyonların önünden oyuna giriş yapmazlar. Bu çok tehlikelidir. Çünkü kale değerli taşlar kategorisindedir. Atlar ve filler 3'er puan, kale 5 puan. Dolayısıyla atlar ve filler kaleye saldırdığı zaman kale kaçmak zorunda kalacak. Aynı vezirde olduğu gibi. Vezirde değerli bir taş olduğu için oyuna erken girmesi sakıncalıydı, tehlikeliydi. Dolayısıyla oyun başlangıcında kaleler için biz şunu amaçlayacağız. Biliyorsunuz oyuna başlarken merkez piyonlarını merkeze yerleştirerek başlamalıyız. Bunu önceki çalışmalarımızda konuşmuştuk. Siyahlar da merkeze piyon yerleştirecek. Daha sonra İlk fırsatta kısa roklar yapılacak. Daha çok kısa rok yapılır. Bazı durumlarda uzun rok ile devam edebilirsiniz ama daha çok kısa rok ile bir an önce şahı güvenli bölgeye taşıyarak 3 piyonun arkasına şahı alarak güvenli bölgeye taşıyarak oynayacağız. Ve sadece rok hamlesi şahı piyonların arkasında güvende tutmak için yapılmaz. Köşedeki kaleyi de oyuna girmek için Peki nasıl girmek için arkadaşlar? Çünkü biz biraz önceki örnekte dedik ki kaleler açık dikeyleri severler. Ama bu örnekte hiç açık dikey yok. Tüm dikeyler kapalı dikey. Tüm dikeyler üzerinde birden fazla piyon var. İşte bu bu tip durumlarda da kalelerin gelecekleri dikey, yerleşecekleri dikey arkadaşlar merkez dikeyleridir. Evet, hem beyazlar için hem de siyahlar için yerleşecekleri dikey açık şey, merkez dikeleridir. Açık dikey olmadığı için merkez dikeleridir. Yani ne yapacağız? Beyaz kale E'ye, siyah kale E'ye diğer beyaz kale D'ye diğer siyah kale D'ye. Peki neden? Bunun nedeni de var. Hiç açık dikey olmadığı için kaleler neden merkez dikelerine gelir biliyor musunuz? Tahmin edin. Çoğunuz tahmin etmiştir. Çünkü merkez piyonları hareketli piyonlardır. İlk amaç merkezi kontrol etmek olduğu için bu piyonlar hareketli piyonlardır. Hem fillerin önünü açmak için hem de merkezi kontrol altına almak için. Bu piyonlar hareketlendiği için bu piyonların dikey üzerinden ayrılma olasılığı, ayrılma şansı diğer dikeylerdeki piyonlara göre daha yüksek. Yani bu dikeyler her an yarı açık dikey ya da açık dikey haline dönüşebilir. İşte bu nedenden ötürü eğer hiç açık dikey ya da yarı açık dikey yoksa kalelerin olması gereken dikeyler merkez dikeleridir. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Bunu asla unutmayacağız. Şimdi bir başka örnek üzerinde sizlere kalelerin daha etkin oldukları, daha doğrusu en etkin, en güçlü oldukları, en çalışkan oldukları konumu göstereceğim. Çünkü kaleler evet açık bir dikeye yerleştiklerinde güçlüdürler ama daha da güçlü olabildikleri bir yer vardır. Orasını da şimdi göstereceğim. Bakın, iki tarafında ikişer kalesi ve altışar piyonu var ve beyazın kaleleri harika bir yer edinmiş. Bir dikey yerleşmiş. Bir kale E dikeyine, diğer kale D dikeyine ve bu dikeyler açık dikey. Şu an beyazların kalesi siyahların kalelerine göre daha çalışkan. Peki, sırada beyazlarda. da. Beyazlar kalesini dikey yerleştirmiş. Acaba kaleler için daha çalışkan olabilecekleri, daha güçlü olabilecekleri bir yer var mı? Var. Kaleler açık dikelerde gayet mutludurlar, çalışkandırlar ama bir de üzerine, bir de üzerine rakibin bakın düz götürüyorum. Rakibin 7. yatayına ulaşırlarsa en güçlü konumuna ulaşmış olurlar. Evet kaleler İlk aşama olarak, ilk adım olarak açık dikeye yerleştiklerinde çalışkandırlar. İkinci aşama olarak ise en güçlü konum olarak ise rakibin yedinci yatayına tabii ki siyah kaleler içinde siyah kaleler içinde ikinci yataya ulaş, ulaşmalıdırlar. Ulaşırlarsa en güçlü konumuna ulaşmış olurlar arkadaşlar. Neden burası en güçlü nokta biliyor musunuz? Hem piyonlara kolayca saldırı düzenleyebilmek için, saldırabilmek için hem de rakip şahı kısıtlamak, sıkıştırmak ve rakip şaha da saldırabilmek içindir. Şimdi göstereceğim ve rakip şaha nasıl bir saldırı girebileceğini göreceksiniz. Şu an kale geldi. Nereye saldırıyor? C'ye saldırıyor ve F'ye saldırıyor ama F'ye piyonu zaten e, rakibin şığı ve kalesi tarafından koruma altında. O halde siyahlar diyor ki ben C'ye piyonunu koruyayım. Nasıl koruyayım? Kalesini C8'e geliyor ve koruma yapıyor. Beyazlar fırsat bu fırsat diğer kalesini de yataya indirerek 7. yataya ulaştırarak en güçlü konumuna e, kavuşturuyor ve böylece kaleler arasında bir işbirliği de oluşuyor ve ne oluyor? Artık bu piyon gidiyor. Çünkü o piyona iki kale birden saldırıyor. Tek koruma var. Ve eğer siyahlar piyonu ilerletmeyi tercih ederse bu sefer de arkadaki beydi piyonunu beyazlar alabilir. Gördünüz mü? Kalelerin arasındaki işbirliği hemen meyvesini verdi. Sizi bakın bir de ne göstereceğim. Kalelerin gücü yatayın diğer yönünde de geçerli. Eğer siyahlar dikkatsiz bir hamle ile F piyonunu ilerletirse beyazların 3 hamlede matı var. Burada videoyu durdurup düşünün beyazların 3 hamlede matını bulun. Yaklaşık süreniz 1 dakika olsun. Umarım çoğunuz bulmuştur. Beyazlar F6 piyonun ilerlemesi ile artık G7 karesine ulaşabilir. Kaleler birbirini koruduğu için kale G7 piyonunu alıp şah çekebilir. Şah kaleyi alamaz. Çünkü diğer kale G7 kalesini korumaktadır. Şah H8'e kaçtığında ise mat şu şekilde gelirdi. Kale H7 tekrar şah. Şahı şah kaleyi alamaz. Çünkü diğer kale kalesini koruyor. Şah G8'e kaçtığında ise mat hamlesi nasıl geliyor? Kale D G 7. karesine gelerek şah çekiyor ve şahın kaçacak yeri yok. Kaleleri de alamaz çünkü kaleler birbirini koruyor ve bakın mat nasıl da geliyor. Gördüğünüz gibi kaleler önce açık dikeye yerleşmeli, sonra rakibin 7. yatayına ya da siyah kaleler için 2. yatayına ulaşmayı amaçlamalı. Böylece kaleler gücüne güç katar. Ee, en güçlü konumuna da ulaşmış olur. Unutmayın açık dikey yoksa yani üzerinde piyon olmayan dikey oluşmamışsa kalelerin geleceği dikey merkez dikeyleridir. Çünkü merkez dikeyleri açılma olasılığı, açık dikey olma olasılığı en yüksek dikeylerdir arkadaşlar. Umarım kalelerinizi oyunlarınıza daha etkili kullanırsınız bu dersten sonra, bu bilgilerden sonra. Bakacağız, göreceğiz. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.